61 kişi. 61, 25, 15. 25, 50, 10'da denetim, 60 kişi. Bir fazlası 61 kişi. 25 yönetim, 15 denetim. 15 değil, 5 denetim. Denetim, yüzünüze pardon. 5. Yardımcıları? Hayır. Yönetim ve denetim kurullarının iki katının bir fazlası. O da 61 yapıyor. Burada 61 kişi, burada 60 var mı içeride? Evet. Hadi önce böyle var, kontrol edebilirsiniz. Burada var mı? İmza var da. Yani İmza alanlar burada da herhalde yani. Ama imza atabilir yani. Dışarıda olanlar var, alabiliriz içeri. Efendim? Dışarıda olanlar da var. Dışarıdakileri de çağıralım. Böyle bir sayalım burada kaç kişi var o zaman. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var, saat 12'de bitirmek gibi bir durumumuz var. Belki biraz şey ama öyle yani. Eğer 12'ye kadar müsaitse ve bu öneren arkadaşlarla da fikrini alırsanız tabii niye olmasın ki? Evet bu... Sen yönetim. Sen yönetim. Buyurun. Ekibinden arkadaşların hazır önce sesli imzaları olmalara bakar mısın? Fazlı Zengin, Şahin Çakır, Osman, Kaya Mehmetoğlu. Hazırlık listesinde isimleri olup olmazlar. Evet, hazırlık çetvelinde 71 imza oldu. Neydi geldi şimdi. Evet, bu bu teklif edenler Haydar Tulkadiroğlu, Haluk Erden, Tahsin Usta, Fazlı Zenci, Şahin Çakır ve Osman Karacan Beroğlu. Arkadaşlarımızın hazırlık listesinde isimleri var mı? Şimdi bu arkadaşlarımızı hepimiz tanıyoruz. Bunlar Rusya'dan geldi. Evet, bu arkadaşlarımızı hepimiz tanıyoruz. Şöyle enteresan bir şey diyeyim. Bazı eksiklikler olabilir. Artık bunları hoş göreceğiz. Biz hala tartışıyoruz. Niye hoş görüyoruz? Bir yanlışlık olmuştur, olur. Benim bile yanlışlıkla ismim çıkmamıştır. Yani o şu konu alın kanalı. Şimdi burada iki tane listeyi. Ya birleştireceğiz, tahsil ediyoruz. Dedik ki imza sayısı, yani mükerrer imza olabilir. İmza atan arkadaşlar burada olduğuna göre çoğunluğun 61 kişiyle sağlanmış olması lazım. Öncelikle burada 61 kişi imza atan arkadaşın olup olmadığını... İmza atanlar parmak kaldırsın, el kaldırsın, şöyle bir sayacağız. Arif Bey gel böyle. İmza atanlar ya. Bir de imza atmayanlar oldu. Tamam. İmza atmayanlar. Atmayan ne yapacaksın? Burada kaç kişi olduğunu tespit. Peki şimdi... Tamam. Bu iki listeyi Tahsin Bey teklif sahibi olarak. Müsaade edersen, bu işleri biz de biraz biliyoruz. Hazırın listesinde adı olmayanların divan başkanına aday gösterme hakları yok. Tartışmaya bile açmayın, kapatın. Buradaki 7 tane imzanın en az 3'ü var demek ki şeyde. 3'ü varsa ötekilerini silelim o 3'ü. Başka önerge sahiplerinden birisi olarak. Buyurun. Değerli arkadaşlar, şimdi ikinci önerge bize ait. Biz Sayın Ahmet Hocaoğlu'nun yani başkan adayı olduğunu o anlamda bilmiyorduk. Tayyip Başkan bizim büyüğümüzdür, abimizdir diye altında 6-7 tane ilçe dernek başkanı imza atarak önerdi. Sayın Başkan iş olduğu nedeniyle gelemeyeceğini söyledi ama 6-7 ilçe başkanı olarak da bizlerin sıkıntı orada zaten. Şu anda dışarıdaki hazurum da o gerekçe bu gerekçeyle yani ilçeler yoka sayılarak daha fazla ilçeler var ama burada 6-7 imza var. Hazura ilave edilmedi. Sıkıntı burada. Yani burada Trabzonları işte para yatırdı yatırmadı hazurunda var yok diye ayırırsak yani burada şimdi Mustafa arkadaşın söylediği ben kurucu başkanım bu listede yokum arkadaşlar. Başka diyecek bir şey yok burada. Yani sözün bittiği yer. Onun için biz önergemizi geri çekiyoruz. Başkanı da teşekkür ediyorum. İşin nedeniyle çekildiği için. Yani Sayın Ahmet Başkan'ın başkan adaylığını biz de o anlamda destekliyoruz. Sayın Usta'ya teşekkür ediyoruz. Divan Başkanlığı için Ahmet Hocaoğlu, Avni Yorgu ve Arif Kuru Mahmut. Kabul edenler. İttifak. Sayın Divan lütfen yerinize buyurun. Sayın Başkan. Buyurun. Hüküm gereğince bir başkan vekili, iki sayman yeteri kadar saymanlar. Bir başkan vekili, bir sayman yeterli gördük. Tamam. Bir başkan vekili, bir sayman. Bir başkan vekili, yeterli kadar sayman derler. Bir tane yeterli gördük. Burada 500 kişi yok. Bizim amir hükmünde de. Efendim? Yeterli kadar. O
Onlar da öyle, hepsi öyle. Divan görevi devraldığına göre, evet, sayın Hatip sizi yerinize alalım lütfen. Saygıdeğer hazırım. Öncelikle teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Başkanlık divan olarak güveninize layık olmaya çalışacağız. Bu kongrenin Trabzon'a ve Trabzonlu'ya hayırlar getirmesi temennisiyle gündemimize devam ediyoruz. Şimdi açılış, yoklama, divan teşekkürü yapılmıştır. Gündemimizin diye kanıtımız saygı duruşu ve istiklal marşı. Saygıdeğer hazırım. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ile bu toprakların vatan olması uğrunda canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz ve üyelerimizden ahirete intikal eden üye yakınlarımız, özellikle kısa bir süre önce ahirete intikal eden sevgili arkadaşımız Hüseyin Turan ve tüm ahirete intikal eden üye ve aile yakınlarımız için onların manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı. Buyurun efendim. Müzakere ve ibrası, denetim kurullarının ayrı ibrası, tüzük değişikliğinin görüşülmesi, yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü, yeni yönetim, asil, yedek, yeni denetim, asil, yedek ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, dilek, temenniler ve kapanış şeklinde. Gündeme ilave sizin istediğiniz herhangi bir konu var mı? Yok. Buyurun. Gündeme uygun bir maddesinin arasında sıkıştırılmasını arz ediyorum. Aday arkadaşların ya da konuşmak isteyen arkadaşların dilek temenniler bölümünden önce bir konuşma yapmaz. Arkadaşımızın önerisini duydunuz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gündemimize ayrılmayacak. Divan Başkanlığımıza iletilen bir önerge var. Katip üye arkadaşımız okusun. Divan Başkanlığı'na Federasyon Tüzüğü'nün 4. maddesi 3. sayfasında
federasyon kuruluşunda yer alan dernek temsilcileri, federasyon genel kurulunun daimi üyesi olup ancak kendilerinin istemeleri halinde veya ölümleri halinde bu sıfatları düşer. Yapılan genel kurulda değinmektedir. Yapılan genel kurulda tüzün bu maddesine uymamıştır. 100 kişi civarında olan kurucu üyelerin çoğunlukta bulunmadığı gibi Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kurucu üyesi ve başkanı olmama rağmen benim de ismim hazırda bulunmamakta. Bu nedenle haklarımız engellenmektedir. Durumun son haklara geçirilmesini ve kurucu delegelerinin hazırlığına ilave edilmelerini genel kurula saygılarını arz edelim. Tahsin Usta, Çarşıbaşı İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Trabzon Dernekler Federasyonu kurucu delegesi ve başkanı. Evet arkadaşlar, önergeyi duyduğunuz önerge hakkında söz isteyen sayın arkadaşımız var mı? Buyurun sayın başkan. Hepinize öncelikle saygılar. Sayın kurucu başkanımız Tahsin Usta, hakikaten kurucular arasındaki 40 kişiden bir kişidir. Kendisini her zaman kurucu başkanımız olarak saygıyla, geçmişte olduğu gibi bugün de anıyoruz. Yalnız dernekler kanunundan tüzüğümüzde olan maddeleri gereği hazurunda yer alacak olan isimlerin üye aidatlarını ödeme mecburiyeti olduğu kesindir. Bu federasyon başkanı da olsa, kurucu başkanı da olsa, eğer kuruma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemişlerse oy kullanma hakkından mahrumdur, aramızdadır, şeref verdiler. Onur verdiler. Biz onu yine kurucu başkanımız olarak aramızda görmekten onur duyacağız. Hepinize saygılar bu sorun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, yalnız konuşmalar kısa dönüyoruz. Tutalım sevgili arkadaşlarım. Hakkımız sınırlı. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dilekçemde tüzüğün amir maddesini okudum. Derneğin kurucuları 40 kişi değil, yaklaşık 100 kişidir. 9 kurucu, 15 civarında dernek adına delege vardır. Tüzükteki amir madde bellidir. Hiçbir şekilde onların aidata bağlı değildir. Genel kurulun duvar üyeleridir. Kendileri istifa etmedikleri halde buradan tüzük şeyden çıkartılamazlar denilmektedir. Buraya bunda uyulmamıştır. Ayrıca burada diğer tüzüğün amir maddelerine bakarsak oluşturacak olan hazırının ayda ödemesi doğrudur. Ancak ilk toplantı tarihinden 15 gün önce bunların oluşturularak bütün yerler bildirilmesi gerekmektedir. Ben kendi ilçemin dernek başkanıyım. 12-13 tane diğer ilçenin dernek başkanı arkadaşlarımla 3-4 toplantı yaptık. Hiçbir tanesine toplantının yapılacağına dair bir çağrı yapılmamıştır. Ben de delege arkadaşlarım, hiçbirimiz hani ayda ödeme fırsatı elde edemedik. Bu toplantıdan 2 gün önce Perşembe günü mesaj atıyor telefonumuzda, cumartesi günü akşama kadar yatırırsanız hazuruna gireceksiniz diye. Bu da yasal değildir. Çünkü geçen hafta ilk toplantı yapıldı. Eğer ilk toplantıda buraya gelinmiş olsaydı toplantı gerçekleşmiş olacaktı. Yani bu nedenle tüzüğün ilgili hükümlerine zaten uyulmamıştır. Ben genel kuruldan bunu dikkate alınarak, yani Trabzonları para ödedi ödemedi diye ayırmadan, özellikle bütün kurucu arkadaşları, yani bunun içerisinde şimdi biz burada 8-10 tane ilçeyi yok sayarak, yani Trabzon'un bütünlüğüne katkı yapmamış oluruz. Yani ben bu konuda bunun oynanarak tüzüğün amir hükmünün yerine getirilmesini, parasını ödesin ödemesini o anlamdaki arkadaşların kendine burada katılmalarını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun Sayın Uzun. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İlan gazetemizde yapılmıştır. Tüm üyelere bu duyurulmuştur. Gazete ilanında bakabilirsiniz Sayın Başkan. Ahmet Başkan. 5 Mayıs 2012 Cumartesi günkü gazetede ilan tarihi söz konusu sevgili arkadaşlarım. Ve bu konuda fazla söze gerek yok. Bir hatırlatmak istiyorum. Burada ne yapabilirim Sayın Divan? Buyurun. Sayın Divan, değerli arkadaşlar, hepiniz ayrı sabahlar, hoş geldiniz. Kurucuların delegeleri devam ediyor. Yalnız aidatlarını ödemedikleri için oy kullanamıyorlar ve birkaç tane arkadaşımız da halen az önce aidatlarını ödedi Sayın Divan.
ve Gürültü'nün listesine ilave edildi. Yani oraya arkadaşlarımın iyi anlamasını istiyorum. Onlar bizim daimi delegelerimizdir. Yalnız başkanım oylarını kullanmadıkları için genel kurulda oy kullanamıyorum. Teşekkür ediyorum. Kısa buyurun. İsmail Şirin ben Açığa Batılar Dernek Başkanı'yım. Sayın Başkan ifade ettiği bir şey var. Aidatını ödediler ve oy kullanacaklar. Evet. Hesaplamaları nasıl yapacaksınız bunlara? Ben bunu merak ettim. Yani denetleme kurulu raporları nasıl imzalayacak? Hesaplar nasıl ortaya koyulacak? Bu ödenen aidatlar... Kesilen makbuzlarda tarih vardır sevgili arkadaşım. O muhasip arkadaşımızın görevliydi. Sanıyorum kifayeti müzakere. Buyurun. Salih Şekil Durmuşoğlu, söylenen son söz doğru bir sözdü. En azından şu an aidatı ödeyerek katılım sağlanabildiği açıklığı geldi. O zaman bu gerekçeyle içimizde var olan aidat ödemeyenleri ödeyerek hazırına ilaveleri gerekiyor. Doğru. Arkadaşlara, şimdi değerli arkadaşlar bize gönderilen mesajlar 300 lira yatırarak aidat yani yatırırsanız oy kullanırsınız denildi. Tüzükte 24 TL. Yatırın insanlar hangi paradan yatırıyorlar? Tüzük değişikliğiyle rakam arttırılmıştır Sayın Usta. Bu konuda siz senelerce bu işleri yapmış insanlarsınız. Tüzük, dernek ve siyasi toplum kuruluşlarının kendi iç yönetimini belirleyen şey. Yasa ise yasanın dışarısına çıkabilme hakkı tüzüğe tanınmamıştır. Bunu siz de benleri biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemimizi diğer maddelerine geçmeden önce kongre divan tutanaklarının imzalama yetkisinin divana verilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy dediğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Oy dediği yok. Oy çok zor diye. Arkadaşım ne birliği varlık olmadı ben çok iyi biliyorum. Şimdi bakıyoruz. Kabul etmeyen oy görmesem de oy birliği olarak değerlendiririm. Kabul eden ve etmeyenler diye sordum. Etmeyen görme. Lütfen oturduğunuz yerde sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben etmeyenler diye de sordum. İşaret buyuran görseydim o zaman oy çokluğu olarak değerlendiririm. Biraz daha dikkatli olun. Teşekkür ederim. Gündemimizin üçüncü maddesi sevgili arkadaşlar, çalışma raporu, hesap raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve kabul. Şimdi sırasıyla önce çalışma raporuna, faaliyet raporunun okunması için görevli bir arkadaşımızı rica ederim. Kararlı Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Osman Duran
Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimize katılan seçkin davetçilerimiz arasında Trabzon Valimiz Sayın Recep Kızıl, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Safiye Seymenoğlu, Eski Adalet Bakanımız Sayın Hikmet Sami Türk, Eski Devlet Bakanımız Sayın Faruk Nakit Özak, Eski Meclis Başkanımız Sayın Yunus Ali Şahin bizleri şereflendirdiler. 14 Kasım 2010 tarihinde Üsküdar Katilizm Restoran'da değerli sanatçımız Erkan Ocaklı'yı vefatının 2. yılında anma günü düzenledi. Kıymetli Karadeniz sanatçılarımızın katıldığı ve Erkan Ocaklı'yı anlattığı bu oyandan sonra katılımcılarla birlikte rahmetinin kalbine giderek gençlik kollarımızın okumuş olduğu Hatmi Şerif'in duasını yaptı. Vefatının 3. yılında da televizyonlar düzenlediğimiz anma gecesiyle ruhunu şahit etti. 27 Aralık 2010 tarihinde Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu tarafından Çırağan Saray'a gönderilen Başarılı Sivil Toplum Kuruluşları Ödül Töreni'nde genel başkanımız Nurettin Turan federasyonumuz adına başarı ödülü aldı. 9 Şubat 2011 tarihinde Trabzon Armiyager Stadyumu'nda oynanan Türkiye Güney Kore Milli Futbol Takımları Dostluk Maçı'nda Trabzon Valiliği ile İrbat'a gelerek Trabzon'da yaşayan Kore gazilerimizin şeref türbününe ağırlamalarını sağladı. Yine geleneksel araya girdiğimiz, Trabzon'un kurtuluş olan Şubat'ın son haftasında düzenlediğimiz Trabzon Denekler Federasyonu'nun gençlik kolları 1, 2 ve 3. kış görevlerini diğer sanatçılarımızın katılımıyla gençlerin çoşkusuna ortak oldu. 2011-2010 yıllarında muhtelif tarihlerde İstanbul'da bulunan gençlerimizin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Abant'ta ve Kardeş'te hamsi günleri düzenledik. 3 Nisan 2011 tarihinde Üsküdar Belediyesi Sosyal Tesislerinde birliktelik ve dayanışmaya yetiştirmek, ortak projeler ödenilmek amacıyla 136 derneğimizin başkan ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıyı düzenledik. 26 Nisan 2011 tarihinde Çernobil Felaketi'nin 25. yıl dönümünde Kadıköy Meydanı'nda yeni Çernobil'ler olmasın diye etkinlik söyledik. Japonya'daki Fukushima ve Ermenistan'daki Nesan'ın nükleer santralindeki tehlikelere karşı halkımızın dikkatini çektik ve duyarlılığını sağladık. 2011 ve 2012 yıllarının Nisan ayında gençlerimizin ilçeler arası halı saha futbol turnuvalarının bir ve ikincilerini düzenledik. 2010, 2011 ve 2012 yılları Mayıs aylarında gençlerimizin milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü aşılamak, ülkemizin bağlısını koruyabilmek için ödediğimiz bedeli yerinde göstermek ve şükranlarımızı sunmak amacıyla Çanakkale şehitlerini ziyaret ettik. 8 Mayıs 2011 tarihinde TİAK ve OF Hayrat Derneği ile otobüsler düzenlediğimiz değerli hemşehrimiz ve şehitlik bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ı İstanbul'da hemşehrileriyle TİAK Ümraniye Tesislerinde kahvaltıda buluşturdu. 14 Mayıs 2011 tarihinde Sultan Gazi Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz yöresel geceler Trabzon Gecesi etkinliğimizi 3000 kişiye aşkın hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 21 Mayıs 2011 tarihinde değerli hemşehrimiz CHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Cebi'nin TİAK Ümraniye Tesislerindeki kahvaltısına etkin katılım sağladı. İstanbul'da ilk kez federasyonumuzun kutladığı ve geleneksel hale getirdiğimiz Trabzon'un fethi kutlamalarının 549 ve 550. yıl dönümlerini Hacı Zübeyde Han'ın Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz etkinliklerle kutladık. Konuşmacı olarak Sayın Profesör Doktor Zeki Aslan ve diğerli tarihçi Sayın Yavuz Bahadıroğlu'nun hazırlıkları Trabzon'un fethinin önemi konulu konferansı düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Han ve silah arkadaşları için okutmuş olduğumuz Hakkı Seçim duasını Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında yaptı. Muhtelif tarihlerde yoğun derneklerimizin bulunduğu ilçelerde o ilçede bulunan derneklerimizle bölgesel toplantılar düzenledik. Merkezi Fatih Fındıkzat'te bulunan Trabzon Erkek Kalebe Yurdumuza kız yurtta kalabilmemiz için yurt yöneticilerimizle birlikte ilgili kurumlarda girişimlerde bulunarak arsa tahsisi yapılması için gerekli çalışmalara destek verdik. Arsa tahsisi yapılmasının takipçisi olduk. Yeni orman kanalından ve kadastronun geçtiği bölgelerde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi için komisyon kurulu çalışmalar yaptı. Komisyonun vardığı sonuca göre orman kanununun değiştirilmesi mağduriyetlerin giderilmesinin mümkün olmadığını gördük. Orman kanununun değiştirilmesi için bölge milletvekillerimizle itibara geçtik. Gündemde olan yeni anayasa değişikliği ile mağduriyetlerin giderilmesi sözünü aldık. Üyesi bulunduğumuz KASP ve TSDK yönetimlerine aktif katılımcı olduk ve bütün etkinliklerine yer aldık. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Evet.
soruyorum bir tane. Var mı? Yok. Peki faaliyet raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi denetim kurulu raporunun okunması için bir görevli arkadaşımızı. Sayın Başkan, değerli hazırlığı. Trabzon Dernekleri Federasyonu Denetim Kurulu raporu. Trabzon Dernekleri Federasyonu Denetim Kurulu. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yapmak denetimin sonucu bir federasyonun üzerinde amaçları ve çatışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterdi. İki, defterlerin zamanında tasdik edildi. Üç, defter hesap ve kayıtlarına kontadan denet düzeyinde esas usul denet göre tutuldu. Dört, harcama talebelerine satır oldu. Beş, yerinde denet alındı belgeleri yapılıyor. Altı, gelir ve giderlerin bilançodaki rakamların aynı olduğu tarafından geçirilmiş senatında kaydedilmişler. Teşekkür ediyorum. Denetim kurulu raporu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız yok. Şimdi hesapları da okuyacağım arkadaşım. Tek tek önce faaliyet raporu, denetim kurulu hesapları sıra sırayla okunacak. Tek tek okuyacağız. Belki birine itiraz olanı diğerinde olmayacaktır. Hesap raporu da okunacak. Denetim kurulunun raporunu dinlediniz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yarım saat sonra el kaldırıp da karşınızdaki insanı zora sokmak için gayret göstermeyin Sayın Kumkadiroğlu. Hesap raporunun okunması için bir görevli arkadaşımızı buyurun arkadaşlar. Federasyonumuzun 2009-2012 hesabıdır. Önce gelirleri okuyorum. Yuvarlak okuyacağım rakamları. Kasada 160 lira vardı. Bankada 381 lira. Aidatlardan 62 bin lira toplam gelir var. Bağışlar 19 bin lira. Gelirler toplamı 81 bin 600 lira. Giderlerimiz telefon 5 bin, elektrik 3500, su 500, kira giderleri 43 bin, apartman giderleri 5 bin, sahil giderleri 15 bin, amaç ve hizmet giderleri 8.200, bankada da yani kasada 150 lira, giderler toplamı da 81.660 lira. Teşekkür ederim. Evet, sevgili arkadaşlar. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun hesap özetini, raporunu da dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, şimdi gündemimizin dördüncü maddesi yönetim ve denetim kurumlarının ayrı ayrı ibrası. Sayın Başkanım, oy çokluğu hatırlamak. Oy çokluğu sayısını tek. Yani oy çokluğu derken not alıyor kağıt arkadaşlarım Sayın Başkanım. Yönetim ve denetim kurumlarının ayrı ayrı ibrası. Yönetim kurulunun faaliyet raporunu okuduğunuz, dinlediniz. Yönetim kurulunun raporunu okuduk, dinlediniz. Hep iki, hem yönetim hem denetimin ayrı ayrı ibrasını oylarınıza soracağım sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Rehte ya da rehte, buyurun. Evet. Raporlarla ilgili de olabilir. Raporların toplamı ilgili başkanım. Buyurun. Yalnız dediğim gibi süremiz kısıtlı olduğu için kısa istirham edeceğim. Sayın Başkan, değerli divan, değerli delegi arkadaşlar. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben konuşmamı faaliyet raporu üzerinde yapmaya çalışacağım. Bugünkü genel kurulda ben ilçe başkanı olarak isterdim ki Trabzon'un sorunlarıyla ilgili konuşmalar olsun, projeler üretilsin, ülkemizin sorunlarıyla ilgili projeler üretilsin.
Ancak ne yazık ki biz burada hala bir beraberliğimizi sağlayabilir miyiz diye tartışmalarla sürdürüyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız var. Aidat yatırımı yatırılmadı, kendi kurula girdi girilmedi, ilçede yok sayılarak bir durumla karşı karşıyayız. Yani burada bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün burada yapılan genel kurul aslında Sayın Nurettin Başkan'ın abimizin 6 yıllık başkanlık dönemini bir yani konuşmasıdır, genel kuruldur diye düşünüyorum. Şimdi bu genel kurul yapılırken şahit olduğumuz bir şey var. Yani burada da önce tartışmalar yapıldı. Ancak düzeye uygun davranılmadığı kanaatindeyiz. Şimdi burada biraz önce okunan faaliyet raporu ve işte hesaplar hiçbir ilçemizin, hiçbir derneğimize daha önce süreleri içerisinde bildirilmedi. Bu konuda toplantıya gelmeden önce hiçbir bildiğimiz olmadı. Kimler belirgedir, kimler değildir, bu konuda hiçbir yaklaşımımız olmadı. Düzükte 24 TL aidat var deniliyor, 300 TL isteniyor. Burada yani isim vermeyeyim ama aidat yatırmadığı halde hazırlığında olanlar var. Ama işte kurucu olduğu halde hiç olmayan arkadaşlarımız söz konusu. Trabzon'un 17, merkezde 18 ilçesi var. Yaklaşık 13-14 ilçe, yani bu federasyon üyesi olan ilçelerin tamamı yok sayılarak, bütün çağrılara rağmen, birlik beraberlik, bütünlük sağlamak için yapılan bütün gayretlere rağmen ne yazık ki yani şu anda belli konuşma fırsatımız var ama birazdan yapılacak olan seçimlerde oy kullanma hakkımız yok. Yani Trabzonluları, delegeleri para ödemediği gibi yani küçük şehirlerin arasına sıkıştırmış durumdadır. Delegelerle ilgili hiçbir yapılan faaliyetler ve etkinlikler paylaşılmadığını düşünüyorum. Yine daha önce yani buna benzer önce bir kenar kurulda da yapıldı. İlkel olarak bize yapmış olduğumuz delegelerimizi federasyona bildirmiş olmamıza rağmen federasyonda belediye olmayan, ilçeler tarafından gönderilmeyen arkadaşların hukuk yönetiminin içerisinde olduğuna şahit olduk. Değerli arkadaşlar, 6 yıl önce, yani hatırlamanızı rica ediyorum, Trabzon Dernekler Federasyonu, yerliler arasında saygın bir konumu olan bir marka il olarak anılıyordu, biliniyordu. Ben 6 yıldan beri, öncelikle ben arkadaşlar yapmış oldukları çalışmalara teşekkür ederim. Baştan söylemeyi unuttum. Yani mutlaka gayretli faaliyetleri var. Bizden önce de, federasyon kurulmadan önce de emeği geçen bütün arkadaşlara, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek onları da saygıyla anlıyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Ama 6 yıl önce bir marka idi Trabzon Dernekler Birliği ve Federasyonu. Bu süreçte acaba vicdanlarımıza sorarsak kaçımız gerçekten Trabzonlular şu anda İstanbul'daki diğer Karadeniz ilgiler arasında yeterince temsil ediliyor, birlik beraberlik içerisindedir diyebiliriz. Marka olma şeyimize acaba sürdürebiliyor muyuz diye birbirimize sormamız lazım diye düşünüyorum. Kurumlaşma ve kurumsallaşma konusunda hiçbir gelişme sağlanmadığını bir ilçe başkanı ve kurucu başkan olarak söyleyebilirim. Hiçbir ilçeyle diyaloglar yok, yazışmalar yapılmıyor, bilgi verilmiyor. Federasyonun yani şu anda sorarsak kaç tane üye ilçesi var ve diğerlerini tanıyor musunuz? Sayın Usta lütfen toparlar mısınız? Tabii faaliyetle ilgili konuşuyorum Sayın Başkan. Lütfen toparlar mısınız? Kaç kişi acaba bu konuda ben yeterli bilgi aldım diyebilir. Şimdi soruyorum arkadaşlar, yaptıklarını anlattılar ama anlatılanların çoğu başka derneklerin veya kurumların yaptığı faaliyetlere gidip misafir olarak katılmaktan ibarettir. Arkadaşlar, 6 yıl önce yapılan genel kurulda Mecidiyeköy'de duvara bir proje asarak devretmiştik bugünkü yönetime. Gülpınar projesi 70 dönümlük bir arazi. Şimdi neden kimse bununla ilgili bir şey sormuyor? Reşat Başkan, Başkan Yardımcısıydı. Belediyeden işlerimizi bitirmiştik, dilekçelerimizi vermiştik. Her genel kurulda bununla ilgili işte seni orada çay içeceğiz denildi. İşte neden burada hiçbir faaliyet sağlanmadı? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben... Sayın Usta lütfen toparlar mısınız? Arkadaşlar, size söz verirken de yani 3 dakikada toparlayın. Konuşturmak istemiyorsanız inebiliriz. Hayır, ben toparlayın istiyorum. Kurucu başkanı kararlılığında federasyon kurucu başkanı olabilirsiniz ama lütfen toparlayın buyurun. Toparlayacağım faaliyetlerini konuşuyorum. Buyurun toparlayın. Faaliyetlerin dışına da çıktınız bakın ona da laf etmedim buyurun. Buyurun toparlayınız. Değerli arkadaşlar, eğer biz birbirimize saygı göstermezsek, yani bunu takdirinize sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, şimdi federasyon derneklerin katılımları konusunda da yeterince gayret sarf etmemiştir. Faaliyet raporunda hangi ilçenin katıldığı konusunda yeni bir katılım var mıdır? Sayın Başkan'ın kendi ilçesi Çaykara'yı bile federasyona katamamıştır. 8 tane Şalpazarı Derneği, 500 Öğretmen Okulu Mezunları Derneği, Maşka Derneği, Çarşıbaşı Yorosköy Derneği, müracaatine yasal dernekler müracaat ettikleri halde üye kabul edilmezken, dengeler gözetilirken, bunun yanına Trabzon Sevenler Derneği gibi uydurma dernekler kurularak, delegeler yazılarak, havuzun içerisine sokularak karşımıza çıkartılmaktadır. Burada benim sözüm kesilmeye çalışıyor. Ben bir ilçe dernek başkanıyım, bu federasyonun kurucu başkanıyım. Benim gibi 13-14 tane ilçe başkanım da aynı durumdadır, aynı konudadır. Onun için yani çok uzatmayacağım laf ama yani ben dinlemenizi rica ediyorum. Yani belki yararlanırsınız. Şimdi federasyonumuz basınla ilgili bir şeyler yaptığını söyledi ama ne yazık ki Trabzonlu iki tane gazeteci arkadaş alarak kendine danışman yapamadı. Federasyonumuzun basın danışmanlarının birisi Rizeli'dir, birisi Çorumlu'dur arkadaşlar. Seçimlerde, yapılan geçmiş seçimlerde hiçbir başarı yoktur. Burada biz isterdik ki Trabzon Dernekler Federasyonu'nun önümüzde de yeni seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanlıkları var, meclis üyelikleri var. Acaba biz buralarda neler katkı yapabiliriz, kimi nerelere taşıyabiliriz diye konuşmalar yapmamız gerektirirken bu doğrultuda hiçbir gayret olmadığını görüyoruz. Çünkü burada federasyonun ve Sayın Başkan'ın yaklaşımları bellidir. Bir belediye başkanının seçiminde Trabzonlu belediye başkan adayı varken gidip Kayseri'li belediye başkan adayı Sayın Üstad, bakın, lütfen konuşur musunuz? Bir susar mısınız? Lütfen dinler misiniz? Burası bir sivil toplum kuruluşunun genel kuruludur. Burada siyaset yapma hak ve yetkimiz yoktur. Siyaset yapmaya gerek yoktur. Oraya buraya saldırmaya gerek yok. Lütfen kısa bir şekilde derneğin, federasyonun arkadaşlar, konuşmanızı tamamlayın. Söylediğim tamamıyla raporlarla ilgili. Bu söylediklerimin federasyon... Siyaset yapmayınız. Ya bir federasyon gidip kurumsal olarak Kayseri'yi destekliyor da Trabzon'u destekliyor. Bunun bugün süre konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Siyasi parti zikretmenin hiçbir anlamı yok. Trabzonlu ya da... Kayseri ve Trabzonlu dedim. Siyasi parti zikretmedim ki arkadaşlar. Kayseri, Trabzonlu. Tercih sizin. Tercih sizin. Lütfen kısa bir şekilde... Değerli arkadaşlar... Demagoji yapmayın. Denetim kurulundaki arkadaşların da, ben isim vermeyeceğim ama bu kongreyle ilgili yeterli çalışma yapmadıklarını, yapamadıklarını, yapma fırsatı olmadıklarını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biz burada bu tartışmaları sürdürürken Karadeniz'in diğer illeri fesadi etkinlikler düzenliyor. Türkiye'de kamuoyu oluşturuyor. Biz de burada siyaset yapmayalım diye kurucu başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın sesini kesmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, 6 sene önce Fesane'de en son etkinlik yaptığımızdan sonra bu federasyonun neden Fesane'de bir etkinlik yapamadığı, neden Trabzon'un kurtuluş günlerini, Trabzon fethi günlerini Trabzonlara yakışık bir şekilde kutlayamadıklarını ben merak ediyorum. Yani bunun faaliyetle ilgisi yoktur diyemeyiz. Başka bir şey daha ben yine genel kurulum dikkatlerine sunacağım arkadaşlar. Bir saat konuşmayı dinleyemeyiz. Diğer arkadaşların da söz hakkı vardır. Değerli arkadaşlar, lütfen karşılıklı konuşmayın arkadaşım. Değerli arkadaşlar, Fesane demişken, ben arkadaşlar bu söylediklerime eğer yararlansanız emin olun ki hiçbir yani ayrımcı, karşı olucu hiçbir şeyimiz yoktur. Faaliyetle ilgili konuşuyoruz. Neden dileklerim? Değerli arkadaşlar, şu anda geçen sene daha önceki yıllarda Ankara'da Trabzon günlerini kutlayan bir vakıf İstanbul'da Trabzon günlerini kutlamak için hazırlık yapıyor. Bizim federasyon ve federasyonumuz acaba ne yapıyor sormamız gerekmez mi? Eğer Ankara'daki bir vakıf, bir federasyon, İstanbul'a bir dernek, İstanbul'a gelip Trabzon günlerini kutlarsa, biz İstanbul'da bulunan 300 Trabzonlu dernek, 17 ilçenin dernekleri olarak, başkanlar olarak, yöneticiler olarak, federasyonlar olarak, arkadaşlar hiç sıkılmayacak değil. Yani bunu sormanın herhalde faaliyetlere ilgisi vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bunla ben derneğin kısaca yapamadıklarıdır diye düşünüyorum ama derneğin yaptığı iki şeyi de özellikle Sayın Başkan'ın burada cevaplaması istemiyle tutanaklarda geçirmek konusunda iki konuyu da huzurlarınızda dikkatlerinize sunacağım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, biraz önce faaliyet raporunda da var, Trabzon Denekler Federasyonu, Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Konfederasyonu, KASTOB'un üyesidir. Şimdi değerli arkadaşlar, yaklaşık sanıyorum 3 yıl önce Güneş'te yapmış olduğumuz genel kurulda
genel kurulu katılan sizde de gelir. Bunu da hepimiz orada biliyoruz. İki öneri vardı Karadeniz Konfederasyonu'na katılmak için. Bir tanesi Rizeli Sayın Hasan Ekşi'nin başkanı olduğu Kastol. Diğeri de bizim önerimiz rahmetli oldu Çaykaralı Mehmet Niyazoğlu başkanlığında kurulacak olan yeni bir Karadeniz Federasyonu. Birinci öneri yönetimin önerisiydi. 3 delegeyle oraya katılalım. Bizim önerimiz de 18 delegeyle beraber Mehmet Niyazoğlu'nun Trabzon'un başkanlığında bir konfederasyon kuralım idi arkadaşlar. Yapılan oylamada bizim önerimiz kabul edildi. 18 delege belirlendi ilçeler düzeyinde düşündüğümüz için Karadeniz Konfederasyonu oraya katılmaya karar verildi. Şimdi ben soruyorum. Hangi genel kurul kararı ile Trabzon Dernekler Federasyonu KASTOP'a katıldı? Bununla ilgili bir genel kurul kararı olmadığı halde, alınan karar başka türlü olduğu halde neden gidip Rizelilerin arkasına takınıldı? Neden gidip genel kurul kararı olmadan böyle bir şey yapıldı? Ben Sayın Başkan'a bunu cevabını istiyorum. Bir de arkadaşlar, yani bize birazcık dokunmuştu. Sayın Başkan yaklaşık 3 yıl önce biz Trabzon Dernekler Birliği'ni başarılı olduğunu düşündüğümüz bir dönemde tesadüfen bir etkinlik yapmamızın ardından tasfiye ederek kendi isteğimizle İstanbul'daki Trabzon Dernekler'in birlik beraberliği konusunda bir mesafe aldı. Ancak bu sırada Sayın Başkan yönetimdeki arkadaşları yani bu konuda şey yapıyorum yani onlar da hepsi arkadaşlarımız yönetim kurulu karar olmadığını da düşünüyorum. Bizi Trabzon Dernekler Birliği'ni daha önce kendisinin başkanlık yaptığı Trabzon Dernekler Birliği'ni polise, dernekler masasına, maliye şikayet etti. Şimdi geldi bir sabah 8 tane polis derneğe bastı. Biz bütün hesaplarımız incelendi. Yapılan bütün tetkiklerde yasaya aykırı olmayan hiçbir şey bulunamadı. Her şey düzgün çıktı. Denetim bitti gitti. Şimdi acaba yani bu ne kadar doğrudur? Yani bunu diğer arkadaşlar kendilerine sordu mu? Ya da bizim hiçbir yani özür beklemek gibi bir hakkımız, hukukumuz yok mudur diye düşünüyorum. Yani bir Trabzonlu'nun gidip bir diğer Trabzonlu'yu polise şikayet etmesi çok yanlış olduğunu, çok uygun olmadığını, bunların tartışılması gereken yerin bu genel kurullar olduğunu düşünüyorum. Onun için ne sıkıntımız varsa çıkıp burada sorabiliriz, burada tartışabiliriz diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, son olarak da bu camianın birliği ile ilgili birkaç şey söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Yaklaşık bir aydan beri Trabzon'un ilçeleri olarak 13-14 ilçe bu genel kurulda birlik beraberlik içerisinde olalım. Mümkünse ileride de iki federasyonu ortadan kaldıralım diye gayret sarf ettik. Akçabat Derneği Başkanımız Sayın Hayrullah Erdem'in çağrısı üzerine ve Çarşıbaşı ilçe başkanı olarak bizimle beraber 13-14 ilçe başkanı katıldı. İki federasyonumuz var İstanbul'da. Birinin başkanı katıldı. Bu federasyonumuzun başkanı ve yöneticileri de katılmadı. Şimdi Sayın Mustafa Demir'in başkanlığında bir liste hazırlanarak yeni yönetim yapılıyor. Burada şimdiden hayırlı olsun demek de yani çok kötü olmaz. Çünkü kendilerine oy vermeyecek hiç kimse hazırını almıyor. Oldu bittilerle işlerini yürütmeye çalışıyor. Ben şimdi Sayın Demir huzurlarınızda sormak isterim. 3 yıldır Trabzon iyi temsil edilemiyorsa, yeterince temsil edilemiyorsa, bu konuda başarılı değilse neden, hangi gerekçeyle Sayın Demir aday olacak yanına 13-14 tane zaten 2-3 ilçemiz federasyona katıldı değil. Süslü ilçesinin dışında hiçbir ilçe kurumsal olarak yanında olmayacak, bunları kabul etmeyeceksiniz. Ve yeni bir liste yaparak Trabzon'un bütününü temsil edeceksiniz. Bunu olmayacağını düşünüyorum. Biz Sayın Demir'e de yardımcı olmak istiyoruz. Bunu bunun için söylüyorum. Bu nedenle Trabzon'un toparlayıcı davranmak gerekir diye düşünüyorum. Bu 13-14 ilçenin çağrısının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani birazcık sözü uzattığımı biliyorum ama ben bunları bu camianın birliği, beraberliği sağlansın diye ben bilmenizi isterim şahsım ve yani içinde bulunduğum ilçe derneğim adına bu federasyonda kurucu başkan olarak İstanbul'daki Trabzon derneklerinin bu çift başlığın ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda da bize düşen bir şey varsa yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum. Genel kurulu sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın süreye riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Buyurun Sayın Ayaş. Değerli divan, değerli hazırım. Ben konuşma yapmak için söz almadım. Bir iki konuyu düzeltmek için sizlerin divandan söz hakkı istedim. Bir tanesiydi, yaptığımız faaliyetlerin zaten takdirini siz
Trabzon'lara bırakıyoruz. Çok da iddialı değiliz. Çok da Trabzon'u yeterince temsil ettiğimiz konusunda çok da iddialı değiliz. Ama ben bir de şurada baktım ki ya bunları biz mi yapmıştık denecek kadar, hafife almayacak kadar sizlere temsil konusunda bir gayret sarf ettiğimizi de böyle tahmin ediyorum. Ben Sayın Kurucu Başkanımız Kasım Usta Başkanımızın bir iki yanlış hatırlatmasını başkanım düzeltmek için söz aldım. Sayın Başkanım, sizlerin beraber, sizlerin beraber kurmuş olduğunuz Trabzon Dernekler Federasyonu'nu belki unutmuş olabilirsiniz. 5 tane dernekten kurduk Sayın Başkanım. Bunlara 5'er tane delege vermiştik. Bu yaptı 25 delege. Sonra 4 tane daha ilave ettik. Doğru mu Sayın Başkanım? 9 tane dernekten. Biz genel kuruluna gittik. Bunları çok çabuk unuttunuz. O günlerimiz çok, çok anlamlı günlerdi. Çünkü belki de Karadeniz'de değil, Türkiye'de ilk federasyonu kurduk. Bunu da sizlerden kurduk. Sizlere teşekkür ediyorum. İkinci hatırlatmam, yine bir yanlış algılama olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, Tarsın Başkanı, biz Güneşli'de size vermiş olduğumuz Trabzon Kültür Derneği'nin kongresini yapmıştık. Biz Kastop'un delegelerini o dernek üzerine seçmiştik. Sayın Başkan Federasyon'dan seçmemiştik. Orada da herhalde bir bilgi konusunda hatırlatmanız vardır. Üretim Başkanım için beklerdim ki biraz daha güzel şeyler söylüyorsunuz. Söylersiniz de çok bekledim. Biz sizden de gurur duyduk. Üretim Başkanımıza ölünce yerine gurur duyacağız. Şahsım adıma bu cümle. Ama çünkü bu abilerimiz kolay yetişmiyor. Ben acizane Haydar kardeşim çok iyi bilir. Trabzon Dernekler Birliği'nin ilk toplantısına Çamlıca'da katılamadım. Ondan sonra başta için küçük Ali Başkanım olmak üzere herkesin dizlerinin dibinden eğitim almaya çalışıyorum. Sizlere neler yapabilirim, neler verebilirim diye mücadele veriyorum. Biraz da bıktırdım ve da sizin farkınızda en fazla önünüze çektim. Ama Allah rızası için Trabzon'u temsil edebilecek kardeşlerimizi biz belki yeterince göremiyoruz. Onlar kendilerini bize biraz daha göstersinler de biz de şu görevi onlara teslim edelim. Allah rızası için diyorum. Kardeşim orada bu günü ne zaman göreceğim diye Allah'a dua ediyor, bana bunu yaşatın. Sayın Başkanım. Yine bir eksik hatırlatma daha başkanım. Nurettin Başkanımızla niye ebedi gurur duyacağımız şu anlamda söylüyorum onu. Sayın Başkanım, biz sizden hatırlıyor musunuz? İlk genel kurula gittiğimiz zaman Allah rızası için ben sizin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcınızdım. Sağ olsun Nurettin Başkan da bu cevheri yönetimden bana bu görevi verdi. Elimden geldiği kadar ben sizinle de onurumdan, namusumdan, şerefimden çalıştığımı inanıyorum. Aynı şeyden Nurettin Başkanımla işte. Bunun kararını siz değerli hazırına veriyorum. Ben teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Allah huzuruna söylüyorum ki biz kongreye giderken bize ne bir karar defteri, ne bir hesap plancosu, herhangi bir şey biz senden alamadık. 10 koçan makbuzumuzu bir sefer İsmail Çeşkin abi orada Allah rızası için çıksın desin ki Hüseyin yanlış konuşuyorsun. Ali Rıza Balcı abi burada çıksın desin yanlış konuşuyoruz. 10 sefer yazı yazmamıza rağmen kurum adına biz bunları dahi senden alamadık. Sayın Başkanım, Nurettin Duran eğer bugün bizleri 10 gün önce dahi ise hazırlığını bilinçlendirdiyse demek ki bu kurum ne kadar yol kat etti. Bütün bunların hepsinin takdirini sizlere bırakıyorum. Ben bu hususları bilgilendirmek istedim. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sayın Divan, Sayın Hazurum. Benim terbiyem maalesef ki insanlar öyle kelebek ve karaların üzerine kurulmamıştır. Bugün de, dün de Trabzon camiası için ilk İstanbul'da olan İlçe derneklerimiz, of, Çaykara, Zümrene ve diğerleri akabinde gelen, bugün 300'ün üzerinde derneğimiz var. Sayın Tahsin Başkan'ın aynısını ifade etti.
300 dernek içinden 7 tane dernek her zaman bize muhalif olmuştur. Haklılardır, haksızlardır. Sayın delegeler hazırın her zaman bunu veyahut dernek başkanları veyahut üyeler değerlendirmiştir. Kurucusu olduğu bir kurumda seçim kaybetmek çok acıdır. Ben ona hak veriyorum. O günden bu yana kurumu her zaman bunaltmakla devam etti. Bundan sonra da bunaltacaktır. İnanın ben buradan ayrıldıktan sonra bir tek şeye son derece mutluyum. Allah'ın izniyle yüzlerce Nurettin arkadan geldi. Şerefimizle, haysiyetimizle her konuştuğumun arkasındayım. Hiçbir delegenin yasal müracaatı incelendikten sonra dengeleri bozmamak kaydıyla, bakın ısrarla söylüyorum. Bunu da oflaydan arkadaşlarımızla var, Çaykaralı Sürmeleri ve diğer insanlarla. Yükleme yapıp da federasyonun dengelerini bozacak hiçbir şeye müsaade etmedim. Çünkü bundan önceki Dernekler Birliği'nde de genel başkanlık yaptım. Orada o dengeleri bozmuşlardı. Bütün dengeler maalesef ki bir ilçeye verilmişti. Lütfen Trabzon adına kurulan her kurum saygındır. Sadece 7 tane dernek, bunun ismini siz Trabzon Derneği derseniz daha büyük bir kurum olur. İlçe derneği olarak da saygı duyuyoruz ama geri kalan 300'ün üzerindeki derneği ilçe saymak çok yanlış. Ben bugüne kadar benimle yol arkadaşlığı yapmış 6 yılı federasyonda 1 yılı dernekler birliğinde arkadaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. Dernekler Birliği'nin polise şikayeti veyahut vesaire böyle bir saygısızlık, böyle bir terbiyesizlik hiçbir zaman kurumundan hiçbir kimse yapmaz. Sadece yazılı olarak dernekler masasına Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu temsil ediyormuşçasına üst düzey bürokratlar, siyasilerle temasa geçildiği için bu ismin kendi ismiyle anılması, yani Trabzon Kültür Derneği olarak anılmasını istedik. Bunun haricinde hiçbir tasarrufum olmamıştır. Ben Sayın Hazur'umla bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin yeterli olmadığını her zaman söyledim. İyinin sınırı yoktur. Trabzon çok daha iyilerini hak ediyor. Ama bir bıraksalar, bir bıraksalar var ya, Allah'ın izniyle gelecekler çok daha iyilerini yapacak. Hepinizin helalliğini istiyorum. Bugüne kadar iyisiyle, kötüsüyle binlerce, on binlerce Trabzonlu'yla bir araya geldim. Benim gücüm bu kadardı. Ben üzerimde haklarım varsa helal ediyorum. Sizden de helallik